Yaş 25. Evlilik zamanı geldi geçti derken annem açtı yuva kurma konusunu. Saliha bir kız olsun, gerisi gelir diye düşünüyordum. Yakın bir akrabamızdan haber geldi. Komşuları çok dindarmış. Kızlarının ailesinden daha da dinine bağlı olduğunu duyunca sevindim. Gittik bir görelim, görüşelim dedim. İlk ailesiyle konuştum. Hatta ben konuşmadım. Sürekli onlar konuştu. Şaşırmıştım. Bir şey diyemedim. Kına gecesinde en iyi müzisyenler olacakmış. Düğünde keza aynı. Ev dayalı döşeli olacakmış. Hem hepsi en pahalısında. Araba olacakmış. Son model hemdi. Çünkü komşunun damadı sıfır araba almış geçende. Anne, hadi kalk diyecektim. Utandım. Kızla görüştürmek istediler. İslamiyet'e uygun olarak görüştük. 15 bilezik, en güzel gelinlik, en büyük düğün salonu. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben saliha bir eş istiyordum sadece. İstekleri bir türlü bitmiyordu. O anda yan taraftaki aynaya göz ucuyla baktım kendi kendime. Görünüşümde de bir iş adamı profili yoktu. 25 dakika konuştu. İstekleri bitince sıra bana geldi. Senin isteklerin nelerdir dedi. Bir an önce kalkıp gitmek istiyordum. Sıkılmıştım. Geleli bir saat olmasına rağmen dünya malına bağlananlarla birlikte olmak içimi karartmıştı. Tekrar sordu. İsteklerin nelerdir? Hayırlısı olsun dedim. Kalktım. Nezaketle ayrıldık evden. Daha sonra birkaç kişiyle daha bu şekilde görüşmelerim oldu. Hepsinde de aynı dünya sevdalı. Artık evlilik düşüncesinden vazgeçmek üzereydi. Haftalardır dışarı çıkmıyordum. Akşamları hava almak için balkonda oturup kitap okuyordum. Karşı komşumuz gece çalıştığı için akşam 9 gibi evden çıkıyor, 10 yaşındaki oğlu da babasının peşinden ağlayıp duruyordu. Her gece ablası çocuğu oyalamak için balkona çıkarıyor ve her fırsatta benimle konuşmaya çalışıyordu. Bunu sık sık tekrarlamaya başlayınca bunaldım. Bir akşam kıyamet ve ahiret kitabını alıp aynı saatte çıktım balkona. Beni görünce o da çıktı. Bir konu bulup yine başladı konuşmaya. Her akşam kitap okuyorsun, nedir onlar? İşte beklediğim fırsat gelmişti. Okumak istersen vereyim deyince olur dedi. Besmele çekip 2-3 metre karşıdaki kıza attım kitabı. Hadi gir de evde okumaya başla dedim. Kitabı okumuş olacak ki bir daha balkona çıkmaz oldu. Evlilikten vazgeçmiştim. Bir eş bulmak bana uzak görünüyordu. Aradan aylar geçmişti. O zaman zarfında birkaç kızla daha görüşmeye gittim. Fakat netice aynı. Değişen hiçbir şey yoktu. Bir salı akşamıydı. İçim çok daralmıştı. Adeta boğuluyordum. O gece 2 rekat namaz kılıp yattım. Acayip bir rüya gördüm. Birine anlatmalıydım bu rüyayı. O akşam balkonda dolunayı izlerken telefonum çaldı. Gözüm dolunaydaydı. Cebimden çıkarttım telefonu. Kimin aradığına bakmadan kulağıma götürüp açtım. Arayan ses tanıdıktı. Fakat o günden sonra hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Arayan en yakın arkadaşım Ali'ydi. Canı sıkılmış beni çağırıyordu. Abdest aldım. Evin yakınındaki çay bahçesine gittim. Çocukluğumuzdan açıldı konu. Sonra gördüm rüyayı anlatmak istedim. Tozlu bir köy yolunda gidiyordum. Elimde bir tane kılıç vardı. Etrafımda ise bir sürü yılan. Yılanlar bir metre kadar filan. Yükseltmişler kafalarını yukarıya doğru. Hepsi üzerime atılmak için zaman kolluyorlar. Kılıçla kendimi savundum. Bana yaklaşanları kılıçla öldürüp ilerliyordum. İleride uyuyan biri vardı. Bilemediğim bir ses işittim ama ortalıkta kimse yoktu. Uyuyan kişiye baktım. O ses yatan kişi Musab bin Umeyr'dir dedi. Sonra ileride giden iki kişi gördüm. Biri peygamberimizdi. Diğerinin kim olduğunu göremedim. Ali yorumlamaya başladı rüyamı. Düşmanlarını yenerek iyi bir neticeye ulaşacaksın dedi. Konu evliliğe geldi yine. Başımdan geçenleri anlattım tek tek. Dertliydim bu konuda. Benim eşim dünyaya bağlı olmamalıydı. Sadece dünyalık uğruna yaşamamalıydı.
Uzunca dinledi Ali sıkıntılarımı. O konuşmaya başladı bu sefer. Evden çıkarken annem dedi, bizim mahallede bir kız varmış. Onunla görüştürmek istiyorlar seni. Yok Ali yok, bundan sonra kolay kolay kimseyle görüşmek istemiyorum dedim. Kız da pek istekli değilmiş zaten dedi Ali. Niye diye sordum. O da birkaç kişiyle görüşmüş. Daha sonra evlilikten soğumuş. Ali'nin annesi ısrar edince olur görüşelim demiş. Tamam dedim ben de. Yarın gideriz diye sözleştik. Rüyam gerçek mi olacaktı acaba? Bu zamana kadar sabrettim. Önüme gelen engelleri Allah-u Teala'nın izniyle aşmıştım. Ali ile vedalaşıp eve geldim. Konuyu anneme açtım. Yarın gidecektik görüşmeye. Çok heyecanlıydım nedense. Sabah erkenden kalkıp giyindim. Heyecan gitmek bilmiyordu. Bir sağa bir sola yürüyüp duruyordum evin içinde. İlk defa bu kadar heyecanlıydım. Öğle namazını kıldıktan sonra yola koyulduk annemle. Ali bizi kızın evine kadar götürdü. Kapıyı çaldım. Kapıyı babası açtı ve buyur etti eve. Biraz sohbet ettik. Söz asıl konuya geldi sonra. Kızın babası konuşuyordu. Evladım, benim söyleyeceğim bir şey yok. Sen kızımla konuş bu konuları, dedi. Şaşırmıştım. Gerçekten şaşırmıştım. Çünkü ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyordum. Dünyalık bir konu açılmamıştı ilk defa. Bir odaya aldılar beni. Kızla görüşecektim. Sandalyeye oturdum. Ellerim masanın üzerinde. Avucumun içerisinde ise terleyen ellerimi silmek için bez bir mendil vardı. Odaya girdi kız. Nurani yüzlüydü. Önüne bakarak konuşmaya başladı. Diğer kızlar gibi bilezikten, gelinlikten girmedi konuya. İlk sorusu namazdan oldu. Bana namaz kılıyor musun demedi. Namazı kaç dakika kıldığımı sordu. Mesela öğle namazın kaç dakikada bitiyor dedi. 15 dakika civarında diye söyledim. Memnun oldu. Sonra birikmiş ne kadar paran var deyince, önceki görüştüklerim gibi konuşmaya başlayacak herhalde dedim içimden. 45 bin lira var. Paranın zekatını veriyor musun deyince, yanlış düşündüğüm için çok utandım. Evet, veriyorum dedim. Konuşmasına ağır ağır devam etti. Sizden önce 3 kişiyle daha görüştüm. Hepsi zengindi. Güvendikleri tek şeyleri paralarıydı. Bütün konuşmaları paraya, zenginliğe dayanıyordu. Dine ait hiçbir bilgileri yoktu ve namaz bile kılmıyorlardı. Size ilk sorum namaz oldu. Çünkü namazı doğru olan ve huşu içinde kılan bir insandan zarar gelmez. Ailesinin hakkını gözetir, haksızlık yapmaz. Herkes için en iyisini, en güzelini ister. Kimseyi hor görmez ve ezmez. Böyle insanı bütün mahlukat sever. Mahlukatın sevdiğini de Allah-u Teala sever. Allah-u Teala'nın sevdiği kul ise makbul edilen kuldur. Ve devam etti konuşmasına. Sonra zekatı sordum. Çünkü o parada fakirlerin hakkı da var. Fakirlerin hakkını gözetmeyen eşinin hakkını da gözetmez. Allah-u Teala ondan nasıl razı olur ki? Ne kadar doğru konuşuyordu. Konuşmaları beni çok mutlu etmişti. Dünyalık bir şey istemiyorum diye demedi. Yan taraftaki kitaplığa dönerek okuduğu kitapları gösterdi. Görünce çok mutlu oldu. Çünkü benim okuduğum ehli sünnet alimlerin kitaplarını okuyormuş. Ben kızarıp terliyordum nedense. Elimdeki bez mendil de iyice ıslanmıştı. Benim ise kıza soracağım bir şey kalmamıştı. Ben sormadan her şeyi anlattı bana. Son olarak annemle konuşmak istedi. Ben dışarı çıkmak için ayağa kalkınca elimdeki mendil yere düştü. Yere göz gezdirdim ama göremedim mendilimi. Dışarı çıktım. Annemle de 10 dakika kadar konuştular içeride. Annem çıkınca evden izin isteyip ayrıldık. İki taraf da birbirinden memnun olmuştu. Anneme içeride ne konuştuklarını sordum. Anneme nasıl davrandığımı, ailemle olan ilişkilerimi sormuş. Çünkü anne ve babanın razı olmadığı bir evlattan Allah-u Teala razı olmazdı. Eve gidince konuyu babamla konuştuk. Çok sevindi. Abdest aldım.
iki rekat namaz kıldım. Sonra birkaç gün önce gördüğüm rüya geldi aklıma. Elimdeki sabır kılıcıyla zorlukları aşmak nasip olmuş ve sonuca ulaşmıştım. Bugünden itibaren düğün hazırlıklarına başlayacaktık artık. Söz kesilip aileler arasında yüzük takıldı. Düğün konusu biraz sıkıntılı olmuştu. Akraba tarafı çalgılı olmasında ısrar ediyor, ben ise dini yönden olmayacağını anlatmaya çalışıyordum. Ben yumuşak huylu oldukça onlar daha fazla üzerime geliyorlardı. Düğün çalgılı olurmuş onlara göre. Cenaze evi gibi dualar edilip mevlüt okutulmazmış. Ne yapacağımı şaşırmış ve iyice bunalmıştım. Defalarca haram olduğunu anlatsam da çalgısız olması gerektiğini kabul ettiremiyordum. Bir akşam evde akrabalarla toplandık. Bu konu hakkında konuşuyorduk. Bir şartla istediğinizi kabul ederim deyince hepsi şaşırdı. Herkes gözlerini bana çevirmiş, ne diyeceğimi bekliyorlardı. Öldüğümde mezara benimle girecek olan varsa ve benim yerime hesap vermek isteyen olursa kabul edeceğimi söyledim. Kimse yüzüme bakmıyordu artık. Utanmışlardı açıkçası. Bu konuda böylece kapanmış oluyordu. Bir perşembe günü kız tarafıyla sözleşip düğün alışverişine çıktık. Nişanlım sanki yanımda köle gibi duruyordu. Ben ne göstersem olur beğendim diyordu. Bir insan bu kadar mı mütevazi, bu kadar mı ince olabilirdi? Onun bu durumunu gördüğüm zaman ben en kaliteli, en güzel olan eşyaları alıyordum. Onu mutlu etmek için elimden geleni yapmak istiyordum. Evimizi döşemiştik. Her şey çok güzel gidiyordu. Düğün günü gelip çatmıştı. Heyecandan ölecek gibiydi. Elim ayağıma dolaşıyordu adeta. Düğün tam istediğim gibi olmuştu. Evliliğimizin ilk yılları diğer evlilikler gibi tartışma ya da kavga ile geçmiyordu. Biz İslam'ın etrafında birleşmiştik. Hiçbir sorunumuz da olmuyordu. Eşimin zekasına, güzel ahlakına, güler yüzüne hayrandım. Onsuz zaman geçmiyordu. İşteyken fırsat buldukça arıyordum. Sesini duyunca da çok mutlu oluyordum. Konuşmasında içimi rahatlatan bir tesir vardı. Bu nasıl yapıyordu bir türlü anlamıyordum. Eve gittiğimde beni her zaman güler yüzle karşılardı. O anda bütün yorgunluğum giderdi. Yemek hazırlarken yardım ederdim. Sen otur, yorgunsun der. Ben de içeri gidip otururdum. Onun üzülmesini hiç istemiyordum çünkü. Her ne isterse yerine getirmek için can atıyordum. Benden bir şey istesin diye gözlerinin içine bakardım. Arada bir arabamla gezerdik. Gezdirince mutlu olurdu. Yine bir gün gezdirmek için çıkıp arabaya bindik. Dönüp bana baktı. Sabır çok güzeldir. Sabır insanı bu araba gibi ulaşmak istediği yere götürür dedi. Neden böyle bir şey söylediğini anlamamıştım. Biraz gezip eve gelmiştik. Birkaç gün önce yatak odasının kapısı bozulmuş, kilidi zor açılıp kapanıyordu. Geçen gün mahallemizde hırsızlık olayı olduğu için odamızın kapısını kilitliyorduk. Bir haftadır eşimin midesi bulanıyor, bunun içinde geceleri sık sık kalkıyordu. Benim uykum çok hafif olduğu için de hemen uyanıyordum. O gece tekrar midesi bulanmış olacak ki kalktı. Kalktığını hissedip gözlerimi açtım ama uyandığımı anlamadı. Yavaşça doğrulup kapıya doğru ilerledi. Fakat o anda gözlerime inanamayacağım bir olay gerçekleşti. Ben rahatsız olmayayım diye kilitli olan kapının anahtarına bile dokunmadı. Kapı kilitliydi. Eşim Bismillahirrahmanirrahim dedi ve kapıyı açmadan dışarı çıkmıştı. Bu durumu görünce kalbimin atışları hızlandı. Terlemeye başladım. Yataktan kalktım. Gözlerim kapıya odaklanmıştı. Yatak odasının camından lavabonun ışığı belli oluyordu. Lavaboda elini yüzünü yıkayıp ışığı söndürdü. Ben hemen yatağa yatıp uyuyormuş gibi yaptım. Fakat eşim kapıyı açmadan odaya girdi. Kalp atışlarım iyice artınca dayanamadım. Uyanmış gibi yaparak yataktan doğrulup oturdum.
eşimin yüzüne baktım. Adeta yüzü nurlanmış parlıyordu. Uyandığımı görünce gülümseyerek yüzüme baktı. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Rahatsız mı ettim diye sordu. Yok, çıktığını bile duymadım deyince gülümsedi ve yattı. İşe gittiğimde sürekli o anları düşünüp duruyordum. Bu nasıl olabilirdi ki? Akşam eve gittiğimde zile basmadım ve kapıyı anahtarımla açtım. Kapıyı açtığımda eşimi karşımda buldum. İşten geldiğimde kapıyı açmak için bekliyormuş. Selam verip içeriye girdim. Elimi yüzümü yıkayıp sofraya hazırladık ve yemeğimizi yedik. Bugün neden durgunsun, bir şey mi oldu diye sordu. Cevap veremedim. Dün geceki olayı nasıl sorabilirdim ki? Sana bir şey söyleyeceğim diyerek elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Gözlerinin içine bakıyordum. Buyur söyle dedim. Hamileyim dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. O anda ayaklarım boşaldı. Düşüp kalmışım yerde. Yarım saat sonra kendime geldiğimde eşim yanı başımda oturuyordu. Yattığım yerden doğrulup eşime bakınca utanıp yüzünü çevirdi yere. Bu habere o kadar sevinmiştim ki anlatamam. Akşamları işten eve gelirken artık bebek eşyaları alıyordum. Gece yattığımızda eşimle hayal kuruyor, çocuğumuz belli bir yaşa geldiğinde ilk hangi kitabı okumalıydı acaba? İlk önce namaz hakkındaki bilgileri öğrenmeliydi. Ondan sonra hangisini okutsak acaba, İslam ahlakı mı yoksa herkese lazım olan imanı mı? Yok yok, ilk önce halifelerin menkıbeleriyle yetiştirilmeliydi. Benim evladım ehli sünneti savunan, ehli sünneti yaymak için çabalayan bir kul olmalıydı. Onu bu şekilde yetiştirmeliydik. Her akşam belli bir zaman dilimi içerisinde eşimle beraber kitaplar okuyorduk. Bir akşam okurken yorgunluktan gözüme ağrı girince eşime rica edip sesli okumasını söyledim ve gözlerimi dinlendirmek için kapattım. Bir ara gözlerimi açtım. Elindeki kitap kapalıydı. Gözlerimi açtığımı görünce hemen kitabı açıp gözlerini kitaba dikti. Anladım ki o kadar sayfayı ezberlemiş ve ezberinden okuyordu. Bu kitabı bu zamana kadar kaç defa okudun diye sorunca bilmiyorum dedi. Peki kitabı bitirmen ne kadar sürüyor? Bir hafta diye cevap verdi. Anladım ki eşim manevi derecelere yükselmişti. Beni rahatsız etmemek için kapıyı açmadan çıkması bir kerametti. O günden sonra eşime olan hürmet ve saygım daha da arttı. Eşim bir evliyaydı. İlmihal okuduğumda anlamadığım yerleri eşime soruyordum. Öyle güzel açıklayıp anlatıyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. Hikmetini bilmediğim en ufak bir davranışını görsem soruyordu. O da hemen açıklar, İlmihal'in şu sayfasında yazıyor diye söylerdi. Her haline sabrediyordu ve her haliyle de şükrettiği ortadaydı. İslamiyet'i yaşayan bir numune vardı karşımda. Bu yüzden Allah-u Teala'ya her saniye şükretsem yine az gelirdi. Eşimin birkaç kerametini daha görünce dayanamadım. Artık ne pahasına olursa olsun bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Her zamanki gibi işten geldim, yemek yedik, konuyu konuşmak için eşimi karşıma aldım. Giderek büyüyen bir heyecanla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İslamiyet'in en ince kurallarına en güzel şekilde dikkat ediyorsun. Konuyu uzatmak istemiyorum. Dediğim anda eşim konuşmaya başladı. Sabır güzel şeydir. Sabrederken şükretmek daha güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allah-u Teala ona daha iyilerini ihsan eder. Artık ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Eşim de konuşmasını bitirmişti. O günden sonra ona olan davranışlarım daha dikkatliydi. Onu kırabilecek her şeyden uzak duruyordu. Bir akşam annem aradı. Komşu kızının düğünü varmış. 2 gün sonra. Düğüne beni de davet etmişler. Eşimle birlikte gittik düğüne. Her şey İslam'a uygun düzenlenmişti.
erkekler ve bayanların yerleri farklı bölümlerdeydi. Düğündeki İslam'a uyma titizliğini görünce çok sevindi. Bir akşam kendisine balkondan verdiğim Kıyamet ve Ahiret kitabı geldi aklıma. 10 dakika sonra küçük bir çocuk geldi. O kızın kardeşiydi bu. Babası işe giderken arkasından ağlayan çocuk. "Abi, eğilir misin?" dedi. Eğildim. Kulağıma ablasının bana çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben vesile olmuşum onun bu duruma gelmesinde. Bunu öğrenince çok sevindim. Eşim hamile olduğu için fazla kalamadık düğünde, eve gittik. Aradan aylar geçmiş ve eşim doğum yapmıştı. Bir tane oğlum olmuştu. Hayatımızdan çok memnunduk. Eşimle her akşam kitap okumaya devam ediyorduk. Eşime üstadım diye hitap ediyordum. O benim üstadımdı. Dünya ve ahiret saadetim için en büyük vesileydi. Geceleri rahatsız olmasın diye oğlumuz ağlayınca çocuğu alıp başka odaya gidiyordum. Aradan 2 yıl geçmiş, oğlumuz büyümüştü. Eşim her fırsatta sabır ve şükretmemi telkin ediyordu. Bir zaman sonra eşim hastalandı. Zamanımızın çoğu hastanede geçiyordu. Eşimin hastalığı artmış, benimse elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir akşam işten eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen açmadı. İçeri girdim. İçeride bilmediğim mükemmel bir koku vardı. Eşime seslendim, duyuramadım. Yatak odasına girdiğimde eşim yatıyordu. İlk önce uyuyor zannettim. Uzun zaman uyanmayınca gidip uyandırmaya çalıştığımda eşimin vefat ettiğini anladım. O anda yıkılmıştım. İçim yanmıştı. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Annemi aradım. Gelmesini istedim. Eşimi diğer gün defnettik. Eve girdiğimde burnuma gelen o güzel koku mezardan da gelmeye başlamıştı. Her eve gittiğimde o kokuyu duyuyordum. Giremiyordum. Onu özlüyordum sadece. Canım eşim. Üstadım vefat etmişti. Söylediği gibi yapmaya çalışıyor, sabretmekten başka çare bulamıyordum. Her an onu düşünüyordum. Aylar sonra eve girme cesareti gösterdi. Gözlerim doldu, ağlamaya başladım. Balkonda çıkıp sandalyeye oturdum. Dolunay vardı. Ali'nin beni aradığı o akşam geldi aklıma. O akşam da aynı dolunay vardı. Gözlerimden yaşlar akarak dışarıya çıktım. Doğru üstadımın, eşimin mezarına gittim. Saatlerce ağladım. O güzel kokuyu hissetmeye başladım tekrar. Arkamdan bir el omzuma dokundu. Arkama döndüm. Eşim nurlar içinde arkamda duruyordu. Heyecandan bir şey söyleyemiyordu. Başım dönmeye başladı ve bayılmışım. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Kalktım, etrafıma baktım. Eşimi ilk gördüğüm anda sabret dediğini hatırladım. Sabret. Camiye gidip sabah namazını kıldıktan sonra dışarı çıkarken cebimde bir şey olduğunu fark ettim. Elimi cebime attığımda bir tane mendil vardı. Eşimin evinde ilk konuştuğumuz zaman avucumun içindeki mendil ayağa kalkarken yere düşmüştü. Demek ki eşim bulup saklamış. Mendili gözlerime doğru götürdüğümde mendilin bilmediğim şekilde çok güzel koktuğunu fark ettim.